Merhabalar arkadaşlar, İğne Oyaları'nı açtı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle sizlere çıtı pıtı gösterişli, yapımı da o kadar kolay bir modelin anlatımını yapacağım. Umarım beğenir, dener, sizler de yaparsınız. Kullandığım iplerim oyalı suni ipek iptir, 4 katlısı. Instagram'dan tesbih örtü dünyası sayfasından güvenli alabilirsiniz. Kapıda ödemeli bir şekilde de gönderiyor. Kanalıma da abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Zil butonunu açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarımıza buradan çok çok teşekkür ederim. Hemen modelimin yapımına geçelim. Evet, hemen yeşil kısmımızla başlayalım. Bu şekilde ben önceden ayarladım modelimi. Zürafamı ben arkadaşlar bu renk ipim olmadığı için kendi rengiyle yapmadım. Sizler yazmanızın kendi rengiyle önce gidip ondan sonra bu işlemi yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yeşille gittim. Tabii bu şekilde de olur. Yazmanızın kendi rengiyle de olur. Hemen kuyumcu kafesimizle birlikte hep gidiyorum bu yapraklarımı. Hemen yapımına başlayalım. Şimdi yine bir tane zürafamı yaptım. İçine alıyorum. Şu geriye aldığım yere, şuraya arkadaşlar, şu şekilde buraya 2 tane sinek kanadı yapacağız. Bir tanesini yaprak gibi kullanacağız. Bir tanesine de çiçek yapacağız. Hemen bu şekilde ufak 2 tane sinek kanadı yapacağım. Böyle hepsi beraber gidecek. Buraya 2 tane sinek kanadımızı yaptım. Şuna çiçek yapacağım arkadaşlar. Şimdi yandaki zürafama iniyorum. Hemen bir tane zürafamızı yapıyorum. Geriye üzerine alıyorum. Buraya kuyumcu kafesi yapacağız. 3 tane. Sizler arası çok sıkı derseniz 4-5 yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben 3 tane yaptım. Sayısını çoğaltabilirsiniz. Böyle 3 tane kuyumcu kafesimizi yapacağız. Şöyle ipimizde dönme oluyor arkadaşlar arada. Hemen şöyle yukarı doğru iyice sıkı çekerseniz biraz daha düzelir ipimiz. Şu an benimki biraz o şekilde döndü. Hemen zürafamın içine geriye aldım. Yine aynı şekilde buraya 2 tane sinek kanadımızı yapalım. Şöyle ayarını yapalım. İpimizi ondan sonra iyice çekelim arkadaşlar. İpimizin özelliği böyle sıkı çektim mi daha biraz açması zor oluyor. Biraz dönüşü zor. Onun için şöyle emin olalım. Ondan sonra ipimizi iyice yukarı doğru çekelim. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ben hemen burayı, yeşil kısmımızı biraz daha ilerleteyim. Çiçeğimizin yapımıyla tekrardan geleyim. Evet Arkadaşlar yeşilimiz bu şekilde olacak modelimin. Hemen şuradan çiçeğimizi yapalım. Şuradaki sinek kanadımın üzerine hemen bu ipimle tutturuyorum. Buraya 3 tane sinek kanadı yapacağız. Bu boyutta. Bu şekilde. Önce bu rengimle başladım. Bir açık bir koyulu gideceğiz arkadaşlar. Hemen. Kipriğimi yaptım. Üzerine alıyorum. Bu şekilde. Şöyle ayarını yaptıktan sonra yukarı doğru iyice ipimizi çekelim. Hemen bu şekilde yapıyoruz. Bir tane bu rengimle yaptım. Bir tane de pembe yapalım. Hep birlikte. Şu pembemi de alayım. Hemen buraya da ipimizi sabitledim. Yine aynı çiçeğimizden buraya da yapalım arkadaşlar. Böyle yeni öğrenen arkadaşlarımız için modelim çok güzel arkadaşlar. Böyle hemen yapabilirsiniz. Hiçbir zorluğu yok. Yeşili hep birlikte gidiyor. Ondan sonra da bu çiçeklerimizi konduracağız. Hemen pembe rengimle olanı da yaptık. Şöyle. Evet. Hemen ipimizi buradan temizleyelim. Şimdi arkadaşlar şu yandaki sinek kanadımıza da şöyle yeşilimizle bir ayrıntı yapacağız. Şöyle yaprak şeklini alsın diye bir renklendirelim istedim orayı. Şöyle bu şekilde de bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bu tercihinize kalmış. Çok zor olmasın derseniz yapmaya da bilirsiniz. Ben size fikir amaçlı gösteriyorum. Böyle buraya 3 tane böyle sık iğne yapıyoruz burasına. Bu şekilde. Şuradaki ipimizi de temizleyeyim. Ondan sonra yan tarafa geçeceğim. Onu da yapalım. Hemen hiç ipimi kesmeden burayı da yapalım. Şöyle dikkatli bir şekilde çiçeğimize takıldı. Evet arkadaşlar, yeşilimiz de bu şekilde ilerliyor. Hemen böyle pratik olsun isterseniz bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Hiç ipimizi kesmeden böyle yeşilimizi yapabiliriz. Hemen hep birlikte şunu da yapalım. Kalanı da tamamlar. Fiyat bilgimizde gelirim arkadaşlar. Bakın şimdi yeşilimizi bu şekilde tamamlamış oldum. Şöyle ipimizi de keselim. Evet. Şu iplerimi de şuradan alayım. Evet arkadaşlar, modelim bu şekilde. Ben hemen şuradaki yapraklarımı da tamamlayayım. Bu güzelliğimin fiyat kısmıyla geleyim. Bugünkü modelimi de bu şekilde tamamladım. Böyle çok tatlı, yapımı kolay ve gösterişli bir model oldu arkadaşlar. Gri ile bu renklerin uyumuna da ben bayıldım. Sizler de yazmanıza bu şekilde bu tonları yapabilirsiniz. Gri yazmanıza. Şöyle de bakalım. Fiyatına gelecek olursam arkadaşlar, modelimin en az 200 TL'den yapılmalı. Tabi işçiliğinize göre fiyatınızı artırabilirsiniz. Ben size en az fikrimi söylüyorum. Evet, bugünlük de söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.